Herkese merhaba. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayız. Bugün sizler için incelediğimiz ürün Casper VR-E1. Casper özellikle son 2 yıldır bilgisayarlardan sonra, ki hepimiz aslında Casper biraz bilgisayarlarla biliyoruz, cep telefonu pazarına da giriş yapan bir marka. VR ailesinin en yeni modeli VR-E1, uygun fiyatlı ve ilginç özellikleri bulunan bir model. Özelliklerine geçmeden önce teknik ilk olarak görünümünden bahsedecek olursam, 5 inçlik bir ekranımız var. Karşımızda görüyorsunuz zaten. Ön yüzde bir adet LED kamera mevcut. LED kameranın hemen yanında bir uç kısmında ise LED flash mevcut. Son dönemde birkaç telefonda bu özellik görülmeye başlandı. Fotoğraflarda ön yüzde de artık LED flash kullanabiliyoruz. Alt kısmında ise home tuşu var bir tane. Bu tuş aynı zamanda parmak izi güvenliğini sağlıyor. Bunun dışında fiziksel bir tuşumuz yok. Yan yüze bakacak olursak açma kapama tuşumuz ve ses açma kapama tuşu da yine yan tarafta konumlandırılmış. Diğer yan tarafta ise herhangi bir tuş yok. Buradan da anlıyorsunuz ki cihazın pilini açabiliyoruz. Kul kapağı yazılı açılabiliyor. Pili açılmıyor ama onun detaylarını birazdan anlatacağım. Arka yüzde ise LED lambamız yine mevcut. Hemen onun üst kısmında da bir kamera bulunuyor. Bunun dışında başka bir fonksiyonelite bölümü yok. Üst kısımda ise kulaklık çıkışımız yer alıyor. Alt kısımda ise mikro USB bağlantısı mevcut. Telefonun bu genel görünümünden sonra diğer özelliklerine bakacak olsak, az önce söylediğim gibi pili çıkartılabiliyor. Daha çok kapağı açılabiliyor. Pili çıkartılamıyoruz. Son dönemde böyle birkaç telefon vardı. Pilini bile göremiyorsunuz bu telefonun. Evet, şu anda arka yüzünü açtık. SIM kart yuvamız hemen burada görüyorsunuz. Ve micro SD bellek yuvamız da yine görülebiliyor. Bunun dışında pilini göremiyoruz bile. Üzeri bir stickerla kaplı. Bunu açamıyoruz. Ve pilin de detayları hakkında bir bilgi edinemiyoruz. Yani pili değiştirmek mümkün değil. En azından biz yapılmış servise gitmesi gerekecek. Telefonun bu genel özelliklerinden ve fiziksel bir yapısından bahsettikten sonra biraz aslında genel özelliklerinden, teknik özelliklerinden bahsedecek olursam, az önce birazcık detayını verdiğim gibi 5 inçlik LED IPS bir ekranımız var. 1280x720 piksel çözünürlük sunuyor bu ekran. 1.4 GHz 4 çekirdekli MTK 6735 işlemci kullanıyor. GPU olarak, yani grafik işlemcimiz ise Mali T720. 4G desteği var. Bu önemli. Bu saatten sonra biz 4G desteği olmayan bir telefon almanızı önermiyoruz. Onu söyleyelim. 2 GB RAM bulunuyor telefonda. Bu da güzel bir özellik. Yani giriş seviyesi model olmasına rağmen 2 GB RAM telefonu oldukça rahatlatıyor. 16 GB'lık bir hafızamız mevcut. 16 GB'ın biz yaklaşık 9.9 GB'ın, yani 10 GB'ın yaklaşık kullanabiliyoruz aktif olarak. Bu yetmez derseniz az önce gösterdiğimiz gibi 64 GB'a kadar micro SD bellek karta takabiliyorsunuz. Pili göremiyoruz dedik ama pilin teknik özelliklerinden biliyoruz. 2500 mAh'lik bir pil var. Bunlara ek olarak da az önce söylediğim gibi parmak izi güvenliğinin de sağlandığını söyleyeyim. Bu sayede telefonu açarken veya uygulamaları açarken parmak izi fonksiyonunu da kullanabiliyorsunuz. İşte Wi-Fi, GPS gibi özellikler var. Telefonun bir önemli özelliği, bir diğer özelliği ise kullandığı işletim sisteminin Android 5.1 olması. Son dönemde artık çıkan telefonların çoğu 6.0 ile çıkmaya başladı ya da 6.0 alma ihtimaliyle başladı. Casper ile ilgili bizim net bir bilgimiz yok. Muhtemelen alır mı almaz mı bilmiyoruz açık söylemek gerekirse, ama 6.0 olsaydı sanki daha iyi olurdu. Ama hani fiyat performans anlamında baktığımızda çok da büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Telefonun kullanımına geçecek olsak, bildiğimiz Casper arayüzü var. Casper'ın daha önce bir modelini kullandıysanız aslında size yabancı gelmeyecek bir arayüz sunuyor bize. Bu arayüzün Huawei telefonlarında gördüğümüz bir ana menü mantığı olmayan bir tasarıma sahip. Yani bütün menüler ana menüde toplanmış. Böyle Samsung telefonlarda olduğu gibi bir ana menü, bir de normal telefon menüsü yok. Her şeyi, bütün uygulamaları ana menüde görüyorsunuz zaten. Bu zamanla alışılabilecek bir özellik. Çok büyük bir, önemli bir sıkıntı değil ama hani böyle bir özelliğiniz olduğunu bilin. Bu arada telefonla ilgili Casper'ın OTA diye bir uygulaması var. Bu uzaktan teknik destek sağlamayı, yani bir sorun yaşadığınız zaman uzaktan yardım almayı sağlayan bir fonksiyon. Bir de Casper Cinema diye bir uygulaması var. Burada da çeşitli filmleri Casper'ın, daha doğrusu S Cinema diye geçiyor,
Casper telefonu aldığı zaman bu filmleri de izleyebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Bu da yani telefonla verilen iki ekstra özellik olduğunu belirtelim. Bunun dışında aslında standart bir Android arayüzü var karşımızda. Menüleri Android'den tanıdığımız menüler. İşte burada gördüğünüz gibi telefonun özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bütün fonksiyonları buradan var. İşte diyelim piline bakabiliyorsunuz. Bunun dışında diğer fonksiyonlarını da yine hızlı bir şekilde ayarlardan vesaireden kullanabiliyorsunuz. Bilindik bir Android fonksiyonu var. Casper kendi bir arayüzüyle bize bunları sunuyor. Bu sayede telefonda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Kamera özelliklerine gelecek olsak az önce bahsetmiştim. Telefonun kamera anlamında yani fiyatına göre performansı gayet iyi bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ne gibi fonksiyonlar veriyor? Şimdi bakalım kamerasına. Çekim modlarımız var. Normal çekim modu, profesyonel, panorama, işte yüz güzelliği, HDR, gece modu gibi, spor modu gibi fonksiyonlarımız var. Flash açıp kapatabiliyoruz standart olarak zaten. Ön kamerada da, hemen onu göstereyim. Şuradan. Ön kamerada da flash'ı açıp kapatabiliyorsunuz bu arada, onu da söyleyeyim. Ön kamerada bir LED flash'ımız var. Mesela ben şurada ışığını açayım şu anda. Evet, ekranda görüyorsunuz, ışık da yandı. Özellikle selfie çekimlerinde bu ışık çok işe yarıyor. Yine bazı çekim modlarında arka kamera kadar zengin olmasa da kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda ise telefon kameranın yani böyle bir telefon için yeterli bir altyapı sunduğunu ve yeterli kalite sunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin yani netlik yapabiliyorsunuz, otomatik netlik yapıyor. Fotoğraf çekiyoruz hızlı bir şekilde. Gayet hızlı bir şekilde fotoğraf çekebildiğinizi söyleyelim. Bunlar dışında normal kamera günlük ihtiyaçlarımızda fazlasıyla kullanıyoruz. Arka kameramız 8, ön kameramız da 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. Günü kurtarma anlamında fazlasıyla iyi olduğunda kameranın belirtmiş olduğum hazır çekim modları var vesaire var. Burada rahatlıkla kamerayı kullanabiliyorsunuz. Bunlar dışında telefonla tabii bir sentetik testler de yaptık. Birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Sentetik testler tabii güzel ama birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak AnTuTu testinde bize verdiği rakam ise yaklaşık olarak hemen şuradan renkten daha çok testten bakalım. 31.416 gibi bir rakam verdi. Fena bir rakam değil bu arada. Yani fiyatına göre baktığımızda bence iyi bir rakam olmuş. Performans anlamında da hani fiyat performansın üst tarafında durduğunu söyleyeyim. Yani çok kötü değil, çok çok iyi de değil ama hani bu donanımla, bu işlemciyle, bu GPU'yla alabileceğimiz en iyi değerlerden bir tanesi. Birçok oyunu oynayabiliyorsunuz ama tabii mucize beklememek lazım. Çok yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü bir ekranımız yok haliyle. Ama 1280-1300 pikselde günü rahatlıkla kurtardı ve birçok oyunda da bizi yarı yolda bırakmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca 2 GB RAM'in de bu performansı önemli oranda etkilediğini söylememiz mümkün. Telefon tabii bir diğer özelliği pil tarafı. Günlük kullanımda yaklaşık olarak bir günü görüyorsunuz. Tabii çok yoğun kullanırsanız bu pil ömrü daha hızlı gidiyor tabii haliyle ve doğal olarak ama günlük kullanımda baktığımızda bizim yaklaşık olarak bir günü rahatlıkla geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bunun dışında ya cihazda bir pil optimizasyonu var, tasarruf modu var. Onu da hemen üst menüye parmağınızı açtığınız zaman karşınıza çıkıyor. Pil tasarrufu yaptığınız bir mod var. Bu modu açtığınızda pilin ömrü bir parça daha artıyor. Bu mod sayesinde de en azından hani acil durumlarda vesaire pilinizin ömrünü bir parça daha iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Casper sonuç olarak Casper güzel bir telefon yapmış. Yani hem fiyat performansı iyi hem parmak izi fonksiyonu var ki onu da mesela hemen gösterelim. İşte parmak izi fonksiyonu sunuyor bize. Bu parmak izi fonksiyonları sayesinde güvenli bir şekilde açıp kapatabiliyoruz telefonumuzu ve zararlı gözlerden hani kem gözlerden tabiri caizse telefonumuzu ve bilgilerimizi uzak tutabiliyoruz. Kamerası fena değil. Ön kamerasının da flash olması bence iyi bir teknoloji olmuş. Beraberinde bir de adaptör de veriliyor. Yani standart olarak veriliyor ama bu gayet küçük bir adaptör yapmış Casper sağ olsun. Hani taşıması veya işte çantanızda vesaire taşıması gayet kolay bir ve Casper kendi markasına olan bir adaptör sunmuş. Neredeyse bir fiş büyüklüğünde onu söyleyeyim. Bu adaptörle de kolay bir şekilde şarj edebiliyorsunuz.
Yani fiyat performans olarak 650-690 lira arasında satılıyor fiyatı ürünün. Yani fiyat performans olarak beğendiğimiz bir telefon. Elbette mucize beklememek lazım. Çok yüksek bir performans bekliyorsanız bu telefon sizin için uygun değildir. Ama hani günü kurtarmak, birçok işinizi yapmak ve hani bir günümüz teknolojilerini yakalayan bir telefon sahibi olmak istiyorsanız Casper VE1 iyi bir seçim olabilir. Ama farklı beklentiniz varsa tabii ki daha pahalı ve çok daha donanımlı ürünlere yönelmenizi öneriyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.